Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber led avize tamiri yapacağız. Haydi başlayalım. 2 yılını tamamlamış olan led avizemizin ledleri birer birer yanmaz olmaya başladı. Bu videomuzda sizlerle beraber led avizenin ledlerinin değişimi yapacağız ve led avize almak isteyenler için birkaç küçük tavsiyede bulunacağız. Şimdi led avizenin ledlerini değiştirmeyle başlayalım. Önce sizlere avizenin içerisindeki ledleri göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde avizenin içerisinde ledler var. Şu an ekranda gözüküyordur. Bu ledlerimiz birer birer yanmaz olmaya başladı. Bunun sebebini araştırdığımda ise şöyle bir olay gördüm. Bizim ledlerimizin fazla ısındığını, ısındığından dolayı da artık ömrünü hızlıca tamamladığını gördüm. Avizenin kendi orijinal ledlerini tekrardan bulamadım. Ben bunun yerine şu şekilde emsali olabilecek bir led ayarladım. Siz diyeceksiniz bunu nasıl takacağız oraya? Bunu beraber görelim. Bu led'in kutusunu açarak başlayalım. İçinden çıkardığımızda şu şekilde bir driver'ı bir tane de spot ışık çıktığını görüyoruz. Burada bizim için önemli olan bu spot ışığın içerisindeki arkadaşlar led. Biz bu ledi çıkartarak bu avizenin içerisine yerleştireceğiz. Çıkartma işlemini şu şekilde yapıyoruz. Bakın çevirerek çıkartıyoruz. Evet, şu parçaya artık ihtiyacımız yok. Bu soğutucunun üzerinde bulunan ledi yerinden sökerek bu avizenin bu cam parçalarının içerisine yerleştireceğiz. Şöyle. Kablolarını yerinden çıkartıyorum. Evet. Bakın gördüğünüz gibi içindeki ledi çıkardık. Şu an LED'in çiplerini size göstermeye çalışıyorum kamerayı odaklatmaya çalışıyorum fakat daha başarılı olamadım. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Şimdi sizinle beraber hem montajını yapalım hem de size ledlerle ilgili küçük bilgiler vereyim. Şöyle parçamızı çıkartıyoruz. Hop. Artık bu led'e ihtiyacımız yok. şu şekilde ledimizi yerine yerleştiriyoruz. Ledlerin ömrü diğer aydınlatma elemanlarına göre daha fazladır. Ledlere yaklaşık 20.000 saatlik ömür biçilir. 20.000 saat şuna denk gelir. Günlük 6 saat eğer çalıştırırsanız siz bu ledi 9 yıl gibi bir sürede ömrünü tamamlar. Bu 20.000 saatlik bir led içindir. Şu an 100.000 saatlik ledlerden bahsedilmekte. Yani o led biz ölünceye kadar yanacak ledlerden. Fakat benim ledlerimde ikinci yılın sonunda hepsinin çalışmaz olduğunu gördüm. Bunun sebebini araştırdığımda ise arkadaşlar ısınma olarak buldum. Yani ledlerin en büyük sıkıntısı ısınmadır. Isınma problemi. Isınma problemini çözerseniz led belirtilen süre kadar çalışır. Peki bu ısınma problemini nasıl çözüyoruz? Şu parçamızı bir kenara bırakalım. Bunun montajına devam edeceğiz. Şimdi şu spot lambamdan bahsetmek istiyorum. Bu spot lambada ısınma problemini çözmüşler. Onu da nasıl çözmüşler? Bakın burada ledin altında bir tane alüminyum soğutucu. Alüminyum soğutucu ek olarak bakın buralar kendisi tamamen alüminyum artı dış çerçeve yine alüminyum. Alüminyum ısı iletkenliği fazla olup maliyet olarak da düşük olan metallerden arkadaşlar. Bu yüzden bu konularda alüminyumu tercih ediyoruz. Bu şekilde soğutmayla bu ledimizin ömrünü 20.000 saate ulaştırabiliyoruz. Fakat benim avizemde şöyle bir durum vardı. Benim avizemde soğutma için sadece şu şekilde bir parça Alüminyum kullanılmış ve içerisindeki led'lerin değeri 7 watt. İçerisinde 7 watt'lık led'ler kullanılmış. Benim şu an kullanmış olduğum bu led'ler ise 5 watt'lık. Ben bunların soğutulması için ekstradan birer parça alüminyum daha kullanacağım. Videonun ilerleyen zamanda onu da sizinle paylaşacağım. Şimdi bunun montajına devam edelim. Montaja başlamadan önce bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın şu ledimizin arkasındaki termal macun. Termal macun ledimizdeki ısının daha hızlı bir şekilde soğutucuya iletilmesini sağlayacak. Şöyle ledimizi bağladık. Bunu yuvaya yerleştiriyoruz. Ve bunu avizemizde olması gereken yere yerleştiriyoruz. Şimdi montaj işlemimizi tamamladık. Size bir ayrıntı göstermek istiyorum. Bakın burada alüminyum parçalar var. Bakın normalde vidaların başı bu şekilde. Kamerada gözüküyordur inşallah. Evet. Ben bunun üzerine soğutma da ekstra olsun diye bu şekilde parçaları yerleştirdim. Biliyorsunuz LED'lerde soğutma gerçekten çok önemli. Şimdi montaj işlemimizi tamamladık. Artık şöyle bir ayrım yapacağız. Bakın burada bütün driverlarımız var. Toplamda 9 tane ledimiz var. Artı bir tane de küçük küçük ledler için trafomuz var. Şimdi burayı iki gruba ayıracağız. Yani 5-5 gruplara ayıracağız. Bu ayrımı yapmamızın sebebi şimdi bizim anahtarımızda iki tane düğme var. Düğmelerden bir tanesine bastığımızda birinci grup diğerine bastığımızda ikinci grup yanmaya başlayacak. Bunların içerisinde bir tane de arkadaşlar şu ortadakini attığımız zaman bu grup 5'li oldu. Dışarıdaki grup 5'li. Aslında burada şey de yapabiliriz. Şunu buraya şu ledleri dışarıdaki gruba ekleyebiliriz. Dışarıdaki grubu yaktığımızda içerisinde küçük küçük ledler var. Birazdan test aşamasında onu da göreceğiz. Şimdi bunları birbirine bağlayalım. Şimdi driver'ların mavi ve kahverengi kabloları var. Bunların aslında hangisinin nereye bağlandığının önemi yok. Fakat hepsinin aynı renkte olması lazım. Bakın şöyle bir kahverengilerini birleştirelim. Ortada kalanların 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu kahverengileri bir uç olacak. Şimdi sıra mavilerde. Şimdi bunları bağlayacağız birbirine. En son aşamada da lehimleme yapacağız. Evet, bu bir grubumuzdu. Bu grubumuz ortada beklesin. Diğer grubumuza geçelim. Bu bir. Şöyle. Bu iki. Şimdi şunu alalım. Bunun kahverengisi üç. Şunun kahverengisi 4. 4 tane kahverengimizi aldık. Bunları birleştireceğiz. Sonra üstüne de şu küçük ledlerin driver'ını ekleyeceğiz. Bağlantılarımızı şu şekilde yaptık. 1 2 3 4 bunları ve arada olan şu küçük görmüş olduğunuz ledleri bir grup olarak bağladım. 1 2 3 4 5. Bunları ise ayrı bir grup olarak bağladım. Bizim evlerde bulunan anahtarlarda iki tane anahtar olduğu için bir anahtara bastığımızda dış grup, bir anahtara bastığımızda da iç grup yanacak. İkisine bir bastığımızda da lambaların tamamı yanacak. Şimdi birinci grubumuz hazır. Fişimizi takıyoruz. Evet, arkadaşlar bu gördüğünüz gibi birinci grup dış hatlar ve ortadaki küçük ledler yandı şu an. Şu an bağlantımızı yaptık, fişimizi takıyoruz. Evet, bu da görmüş olduğunuz gibi ikinci grup. İkinci grupta iç grup. Led avize almak isteyenler için bir tavsiyem var. Led avize almak isteyenler öncelikle şuna dikkat etmesi lazım. Benim yaşadığım gibi siz de ledlerinizi 2 senenin sonunda tamamını öldürmeyin. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Alacağınız avizenin güzelliği kadar, yani şık durması kadar bu ledlerin arkadaşlar soğutmasının düze, düzgün bir şekilde yapılıp yapılmadığını onu inceleyin. Bakın bu yapılan benim gösterdiğim şekildeki yapılan soğutma yeterli değil. Bu yeterli olmadığı için de ledlerin ömrü tamamen kısalmış. Eğer soğutması yeterli olsaydı da, videonun başında da söylediğim gibi yaklaşık 9 yıl bana bu ledlerin gitmesi lazımdı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.